Son durumu bizlere aktarsın. Çünkü Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan dostum Trump demiş olsa da katsa yaptırımlarını unutmadık. O tehdit mektubunu unutmadık. Suriye'de işler nasıl ilerleyecek? Bir yandan yeni kabinede hangi isimler yer alacak? Ve Suriye'deki politika sürdürülecek mi? PKK, PYD, terör örgütüyle nasıl bir işbirliği yapılacak? Ya da asker çekilecek mi? Hepsini konuşacağız. Voice of America muhabiri Mehmet Sümer. Amerika Birleşik Devletleri'nde bizleri bekliyor. Merhaba Mehmet şimdi uzun bir Merhabalar süredir savaşı diyeyim, konuştuk. Ben. Aslında daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı etkisini konuştuk. Şimdi yeni kabine hazırlanıyor. Nasıl bir kabine bizleri bekliyor? Senden dinleyelim önce. Yavaş yavaş isimler şekillenmeye başlıyor e, kabinede kimlerin olacağına dair. Ama tabii şunu söylemek lazım. Donald Trump Beyaz Saray'a 20 Ocak'ta girecek. 20 Ocak'ta gerçi bugün yaklaşık yarım saat kadar sonra Beyaz Saray'da Biden tarafından ağırlanacak. Yani 4 yıllardan sonra ilk kez Beyaz Saray'ın kapısından içeri tekrar girmiş olacak. Ama resmi görevle yani Amerika Başkanı olarak 20 Ocak'ta o koltuğa oturacak. Dolayısıyla bir takım isimler şu anda belli olsa da 20 Ocak tarihine kadar bazı isimlerin değiş bileceğine dair yorumlar da yapılıyor. Kimler belli şu anda? Örneğin sizin haberde de verdiğiniz gibi Savunma Bakanlığı için Pete Headskin ismi geçiyor. Bu tartışılan isimlerden bir tanesi özellikle açıklanmasıyla birlikte ciddi bir etki yarattı diyebiliriz Amerika medyasında. CIA direktörlüğüne John Ratcliffe'in gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı çok önemli bir koltuk. Oraya senatör Marco Rubio'nun gelmesi bekleniyor. Ee, henüz daha resmi açıklama yapılmadı ama Trump'ın çevresinden sızan isimler o şekilde. Marco Rubio'nun ki Rubio Amerika'da tanınmış bir senatör aynı zamanda ve Donald Trump'a karşı da başkanlık yarışı e, başkan adaylığı yarışında bulunmuş bir e, isim ancak Hatta başkan yardımcısı adayı olarak da ismi geçmişti ama daha sonra Donald Trump, J.D. Vance'ı seçmişti. Ee, onun dışında ulusal güvenlik danışmanı olarak Michael Waltz'ı e, seçti. Bir başka e, önemli atama daha önce ICE olarak isimlendirilen e, gümrük muhafaza e, ve göçmenlerin özellikle sınır dışı edilmesi işlemleri ve göçmen polisi gibi isimlendirebileceğimiz bir e, görevi yürüten Thomas Hoffman'ı bu defa Gümrük Muhafaza Direktörlüğü'ne getirdi. Bu da dikkat çeken, içeride dikkat çeken atamalardan bir tanesi oldu. Çünkü özellikle göçmenlere karşı sert bir tutum izlemesi e, bekleniyor. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne e, eski Arkansas valisi Mike Huckabee'yi, e, pardon e, Daimi temsilciliğe Elise Stefanik'i, Getirdi bu New York temsilciler meclisi e, Kongre üyesi eski Arkansas valisi Mike Huckabee'yi de İsrail büyük olarak atadı. E, bu atama özellikle Filistin tarafından e, tepkiyle karşılandı Huckabee'nin daha önce İsrail'i destek veren Filistin'in olmadığını Filistin'in toprak hakkı olmadığına dair sözleri özellikle yankılandı ve tabii. En çok konuşulan, en çok tartışılan konulardan bir tanesi de devlet verimliliği departmanı olarak ya da eğer bir bakanlık olarak oluşturulacaksa daha sonra devlet verimliliği bakanlığına Elon Musk ve diğer bir iş adamı kendisine karşı aynı zamanda yine adaylık sürecinde rakip olan Vivek Ramaswamy'yi getirdiğini açıkladı. Ama e, bu yapı yani bu devlet verimliliği departmanı olarak isimlendirilen yapı bir bakanlık mı olacak e, yoksa federal bir komisyon gibi mi çalışacak şu anda belli değil. Çünkü bunun bir bakanlığa dönüştürülebilmesi için kongrenin onaylaması gerekiyor. O da e, hemen bugünden yarına gerçekleşecek bir şey değil. Ama şunu anlıyoruz Donald Trump'ın söyleminden e, bu daha çok dışarıdan bir danışman kurul gibi çalışacak ve Hemen çalışmaya başlayacak hatta şöyle e, önümüzdeki sene değil bir sonraki sene e, yani 4 Temmuz 2026 Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümüne kadar çalışmalarını tamamlamasını beklediğini ifade etti Donald Trump. Burada şöyle bir hedeften bahsediliyor iş adamı Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin geleceği bu departman komisyon adına her ne dersek Amerika'da yaklaşık 6,5 trilyon dolarlık kamu harcamalarında ciddi kesintilere gitmesi, e, bürokratik e, bir takım engellerin, bürokrasinin azaltılması ve aşılması gibi e, bir takım görevler üstlenmesi e, bekleniyor. İşte yolsuzlukla mücadele gibi görevler üstlenmesi bekleniyor. E, Vivek Ramavasi bir, e, bir Twitter mesajı paylaştı ve nazik davranmayacağız şeklinde bir ifade kullandı. Elon Musk da daha önce yine bu departmanla ilgili olarak demokrasiye değil bürokrasiye tehdit şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Burada şöyle bir beklenti var. Donald Trump bir süre önce yine örneğin eğitim bakanlığını kapatacağını açıklamıştı. Bunu seçimden önce söylemişti. Eğitim hizmetlerinin, eğitim işlerinin tamamen eyaletlere devredileceğini söylemişti. Ee, örneğin Eğitim Bakanlığının tamamen kapatılması konuşuluyor. Elon Musk da bunu destekliyor. Hatta birkaç gün önce Donald Trump'ın bu konudaki açıklamasını içeren videoyu yeniden paylaştı. Ee, bunu şu açıdan örnek olarak veriyorum. Aralarında bazı Bakanlığın ve Bakan çok sayıda Bakanlık biriminin de bulunduğu bölümlerin bu departmanın tavsiyesiyle kapatılacağı belirtiliyor. Yani federal bütçeden de büyük bir bu şekilde kar elde edilmesi e, hedefleniyor. Çok sayıda federal çalışanın işten çıkarılacağı belirtiliyor. Bürokratik birçok işlemin aradan kaldırılarak bürokratik işlemlerin e, kısaltılacağı, masrafların azaltılacağı belirtiliyor. Dediğim gibi toplamda 6,5 trilyon dolarlık bir kamu e, düzeni var, kamu harcaması var Amerika'da. Bundan ciddi bir kar elde edileceği ciddi bir tasarruf sağlanacağı belirtiliyor. Ancak dediğim gibi beklenti bu yönde. Donald Trump hatta bunu Cumhuriyetçilerin uzun yıllardır yapmayı hayal ettikleri bir proje olarak isimlendiriyor. Ve e, bunun tabii bir bakanlık mı olacağı dediğim gibi yoksa bir danışman kurul şeklinde mi hareket edeceği şu anda belli değil. Ama eğer bakanlık olacaksa yani Elon Musk ve Vivek Ramaswamy eğer bakan ve bakan yardımcısı gibi bir koltukta oturacaklarsa o zaman bu bölümün bir bakanlık olarak kongre tarafından onaylanması Gerekiyor. Ee, Suriye konusunda e, asker çekme konusunda e, neler olacak? O konuda çok fazla bir şey söylemek şu aşamada mümkün değil açıkçası. Mehmet Sümer. bu noktada ee, az önce ulusal güvenlik danışmanı olarak Mike Waltz'un ismini söyledin. Evet. Onun bir açıklaması olduğu iddiaları var. Kürtler Orta Doğu'da İsrail'den sonraki en iyi müttefikimiz Suriyeden çekilmeyip Kürt müttefiklerimizle birlikte müttefiklerimizle birlikte durmalıyız dediği iddiası var. Böyle bir yaklaşımla evet, daha, Trump daha, nasıl bir daha önceki açıklamaları yol evet daha önceki açıklamaları benzer şekilde işte dediğim gibi İsrail'e büyük elçi olarak atanan ismin de işte Filistin'e yönelik olarak daha önce medyaya yansıyan açıklamaları şu anda paylaşılıyor Amerikan medyasında da. Ama tabii dediğim gibi yani bunlar her ne kadar bu kişilerin daha önceki açıklamaları olsa da Trump yönetimi içerisinde nasıl bir hava olacak? Nasıl bir Dış siyaset özellikle Donald Trump savaşları bitireceğini vaat ederek başkanlığa oturan, başkanlık koltuğuna oturan bir isim. Buna hem İsrail-Filistin arasında, İsrail-Hamas arasında devam eden savaş dahil hem Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dahil. Dolayısıyla bunları nasıl yapacağına dair Donald Trump şu ana kadar herhangi bir işaret vermedi. E, bu noktada Donald Trump'ın o koltuğa yani Beyaz Saray'daki koltuğa oturmasını beklemek gerekecek büyük, büyük bir ihtimalle. Seçtiği isimlerden ziyade burada özellikle Donald Trump'ın nasıl bir politika izleyeceğini görmemiz gerekecek. Çünkü Donald Trump şu anda atadığı bütün bu isimler kendisine bu 4 yıllık geride kalan 4 yıllık süre içerisinde son derece sadık kalmış, kendisine son derece yakın kalmış isimlerden bir e, yapı oluşturuyor Donald evet. Trump şu anda etrafında. O nedenle de burada yine asıl kararı verecek olan başkan ve Donald Trump olacaktır. Yani buna Suriye'den asker çekme de dahil, Ukrayna savaşının nasıl bitirileceği konusu da dahil, İsrail Filistin konusunda nasıl bir adım atılacağı da dahil olmak üzere. Şu anda elimizde Peki. net veriler yok. Dediğim gibi bunlar sadece daha önce bu kişilerin yaptığı açıklamalara yapılan varsayımlar ama asıl politikayı belirleyecek olan Donald olan Trump. Trump olacak burada. Peki. Voice of America muhabiri Mehmet Sümer teşekkür ederiz detayları bizlerle paylaştığın için. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet.